Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, hemen birkaç yeni bilgi vermek istiyorum sizlere. Birincisi, Instagram'da story hala atamıyorum. Neden bilmiyorum. Kısıtlama mı geldi orada da? Çünkü cevap alamıyorum yazdıklarıma. İnanılmaz, hiç böyle bir şey yaşamamıştım ki ben. Özel hayatımda çok fazla Instagram'da yıllardır kullanan biriyim, bilmiyorum. Orada atamıyorum. Bir ikincisi, artık 60 saniyelik suç dosyaları çekiyorum. Ve onu, yani kendimi çok böyle zorlamadan onları paylaşabileceğim günler paylaşıyorum. Paylaşamazsam da onlar olmayacak. Zaten çoğunuz herhalde short videoları, daha doğrusu benim abonelerim short videolarla pek alakalı değil galiba. Yani isterseniz oradan da 60 saniyelik suç dosyalarını izleyebilirsiniz. Nasıl? Üçüncü sayfa haberleri bunlar. Video çeksem, uzatmak için çok gereksiz bilgileri bile alsam 10 dakikalık en fazla olacak videolar. Onu da sırf 10 dakika yapmış olayım diye uzatacağım. Bu 60 saniyede tüm bilgiler var aslında gereken. Çünkü bu haberlerin çoğunda ne çocukluklarına inmişler ne detaylara inmişler. O yüzden ilgi duyanlar o ibretlik olayları da izleyebilirler. Benim için çok önemli. Çünkü bazılarını belki de benim gibi hiç duymadınız ama orada bir isimleri olacak. Bir onların da hayat hikayesi anılmış ve sabitlenmiş olacak. Evet, bu bilgiyi de vereyim size. Bu Kabus Fabrikası'nda bir de sizler için anlattığım kanalım var biliyorsunuz. Oraya da beklerim. Orada da her tür hikayelere yer vereceğim. Bir göz atmanızda orada da fayda var. Onun haricinde bugünkü olayımızı yine Instagram'dan istemişlerdi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size. İnanılmaz karışık bir olay. Melike Toyguncu. Onu anlatacağım bugün size. Birincisi, çok uzun sürmüş. Hani ve aile kıyamam, gitmedikleri, başvurmadıkları yer kalmamış. Birçok programa katılmışlar. Birçok bilgi kirliliği de var. Elimden gelenin en iyisini yaptım arkadaşlar. Belki bazı bilgileri alamadım çünkü çok fazla. Belki yanlış bir bilgi vardı, onu almış oldum. Yorumlara yazarsanız biz hepimiz öğrenmiş oluruz sonrasında ama... biraz uzun sürdü bu konuyu araştırmam. Yani toparlayabildiğim kadar toparladım. İşte bunu da bu şekilde size belirtmiş olayım. Çünkü hakikaten zor bir konu ve maalesef ki çok üzücü bir konu yine. Videomuza geçmeden evvel Instagram'da da varım diyorum. Kabus Fabrikası olarak Spotify'da da varım. Abonelikleriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz çok çok önemli. Özellikle ki bu kısıtlamadan sonra çok çok daha önemli. Totemimizi yapıyorum. Diyorum ki lütfen 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 Kabus Fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Tüm canlılar için, özellikle haycanlarımız için. Evet. Tüm bunları belirttikten sonra bugünkü çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Melike Toyguncu. Instagram'dan Sky nickname ile istendi. O yüzden ben de Sky diyorum. Melike, Fatma ve Mahmut Toyguncu çiftinin 3 çocuklarından en küçüğüdür. Ailenin diğer çocuklarına nazaran daha farklı büyür çünkü gelişim geriliği olan bir çocuktur. Yaşı ilerledikçe yaşıtlarından 3 yaş daha geride olduğu anlaşılır Melike'nin. Ama çok mutlu bir ailedir Toyguncu ailesi. Melike ailenin göz bebeğidir. 18 Ocak 2011 yılında 14 yaşındayken Melike... Ankara, Sincan'da ailesiyle birlikte yaşadıkları evde tüm gün annesine yardım etmiş, sonrasında ablası için üniversite başvuru formu ve ekmek almak üzere evden çıkmıştır. Ve maalesef birçok sapık ve hasta ruhlu kişiler yüzünden bir daha evine, ailesine, güvende olduğu sığınağına dönemeyecektir Melike. Anne kızını merak edince birçok kez komşusunun telefonundan arayacak ama telefona ulaşamayacaktır. Çünkü telefon hep meşgule düşüyordur. Neden komşusunun telefonundan arıyordur anne Melike'yi? Çünkü kendi telefonunu vermiştir Melike'ye, daha yaşı küçük diye sonrasında alırız telefon demişlerdir. O yüzden hep komşu üzerinden aramak zorundadır. Abla da aramıştır birkaç kez, onda da meşgule atılmıştır telefon. Yalnız komşunun telefonuna bir süre sonra
arama gelir. Melike'dir arayan. Şöyle söyler: Oya teyze, geç kaldığım için annemden çok korkuyorum. Sen parka gel. Tabii ki bunun üzerine hemen buluşulacak parka giderler. Anne ile baba da bir yerde saklanır, çekinmesin diye beklerler. Ama ne gelen vardır ne giden. O gün bir arama daha gelir. Ve bu kez de şöyle söyler Melike: mahallede bulunan markettedir. Oraya gelip beni alır mısın? Yine aynı şekilde parka gittikleri gibi giderler. Anne baba yine bir yere saklanır ama maalesef ki ne gelen vardır ne giden ve en son konuşma Melike ile de işte o konuşmadır. Tabii ki kaçıran kişiler hem zaman kazanmıştır bunun üzerine hem ailenin tedirginliği, korku ve endişesiyle dalga geçmişlerdir adeta. Aile ve çevre her yerde Melike'yi arayacak ama maalesef bulamayacaktır. Toyguncu ailesi sabah ilk iş olarak karakola giderler. Aranan 14 yaşında, bir de üstüne üstlük yaşıtlarından biraz geride gelişim gösteren bir kız olmasına rağmen başvurusu kabul edilmez ailenin. 24 saat geçmesi gerekiyor derler başvuru için. Ve anne Paylaş Benimle isimli kanalda şöyle anlatır o anı. İşte o an, o gün savaşımız başladı bizim ve bugüne dek de hala savaşıyorlardır. Halbuki küçük Melike tanıdık birinin evindedir o sırada. Babanın şoför olarak çalıştığı iş yerinde evin yardımcısı olan kadının oğlu Muharrem Aytekin kaçırmıştır Melike'yi. O alıkoymuştur Melike'yi. Anne Melike'yi her yerde ararken onlara da gitmiş. O da dur, ben de sana aramaya yardım edeyim demiştir. Aile ise gerek sabah programlarında gerekse başvurulması gereken her yere başvurup arayacaktır Melike'yi. Evimizin huzurunu Melike'm sağlıyormuş meğer. O gitti, huzurumuz kalmadı, sağlığımız kalmadı der anne. Ve neredeyse 10 yıl sonra bile acıları ilk günkü gibidir. Olay yeri programına katıldıklarında o kadar çok senaryo üretilir ki aile de artık neye inanacağını, ne yapacağını şaşırır. Bu programla mı alakalıdır yoksa hakikaten dışarıdan mı manipüle ediliyordur onu bilemiyoruz. Bir kez hayat kadınlığı yapmış bir kadın arar mesela. Melike ile 2 yıl Antalya'da birlikte çalıştıklarını, hatta bir çocuğu olduğunu, çocuğuna da annesinin ismi Fatma'yı verdiğini iddia eder. Gülşah diye bir kadının Melike dahil birçok genç kızı izbe bir yerdeki evde, hatta mağaralarda pazarladığını iddia eder. Melike bu olayın neresinde bilemiyoruz arkadaşlar. Yalnız tabii ki şu gerçek de ortaya çıkar bu iddiayla birlikte: küçücük kızlar kaçırılıyor, bu şekilde tutuluyor. Baskınlar olduğunda ise dolap şeklinde bir kapıdan yakalanmasınlar diye saklanıyorlardır, dışarılara çıkarıyorlardır ve çok korkunç, çok çok korkunç, yani zorla tutulan ve maalesef pazarlanan küçücük çocuklar ve bu iddianın ucunda ise Gülşah denilen bir kadın, bir kadın, evet. Başka bir zaman bir başka iddia ise 2015 yılında Muharrem ve Melike'nin Antalya'da bir daire tuttuklarına dairdir. Ev sahibi aramıştır programı ve kapının hep kilitli olduğunu, işte kiraya verdiği Muharrem'le Melike'ye, çünkü çok benzetmiştir ikisine de. Evde televizyon bile olmadığını, kendisinin onlara bir televizyon teklif ettiğini ama bunun kabul edilmediğini iddia eder. Yani onun düşüncesine göre Melike ailesinin onu aradığını bilmesin diyedir bu eve televizyon sokulmaması. Ve başka bir iddia daha vardır. Evet, iddialar işte Flash TV'ye de katılmıştır aile, bu Bal Çiçek Pamir'in programına da, artık hangi iddia tam nerede bilemiyorum ama bu iddiaların hepsi birebir olmuştur. Mert diye 33 dosyası bulunan bir kişinin Ankara'daki evinde Melike'yi bir yıl tutulduğu iddiasıdır bu iddiada. Ama Mert'in abisi o kızın Melike değil, Melike'ye çok benzeyen Tuğba olduğunu söyler ve bu arada da evlidir o kişi Mert ve onun eşi de tabii ki her zaman, yani daha çoğunlukta gördüğümüz gibi asla benim eşim öyle bir şey yapmaz diyecektir.
Sonrasında Melike'ye çok benzeyen o Tuğba'yı da bulurlar. Hatta o Tuğba telefona bağlandığında Melike olduğunu kendisi bile iddia eder. Yani böyle absürt olaylar yaşar aile çocuklarını ararken. Stüdyoya da gelir hakikaten. Anne baba incelerler, işte evet o derler, değil derler. Tabii ki onlar kızları olmasını istediği için bir ümitle onun olmasını diliyorlardır ama Allah'tan ki DNA diye bir şey var, o değildir. Yani DNA sonucunda Tuğba Melike değildir, bu ortaya çıkar. Yalnız Fatma Hanım hakikaten o kızı bir ara yanına bile alır. Sonra kızın ruhsal rahatsızlıkları olduğundan dolayı birkaç ay sonra yani gitmek zorunda kalır kız ama hala elim üstünde der. Yani benim evlada ihtiyacım var, onun anneye, birbirimize aslında böyle dert ortağı olmuştuk da der. Çok zor bir durum, çok acı bir durum gerçekten. Aile yıllar içerisinde kendilerine gelen her ihbara koşacak ama maalesef her defasında elleri boş döneceklerdir. Bir keresinde sanıklardan birinin cezaevindeki koğuş arkadaşına Melike'yi öldürüp Cimşit mezarlığına gömdüm demesinin ardından tam 17 mezar açılacak ancak Melike'den hiçbir iz bulunamayacaktır. Bir keresinde de Melike'nin öldürülüp Sincan'ın içinden geçen 2 metre derinliğindeki dereye atıldığı iddiası dolaşır ortalıkta. Bu da araştırılır. Bu da maalesef hiçbir yere vardırmaz aileyi ve bunlarla uğraşan yetkililere. Muharrem ise tam bir suç makinesidir. İki erkek çocuğunu inşaata götürmüştür mesela bir keresinde. Kiremitle çocuğun birinin kafasına vurmuş ve cinsel istismarda bulunmuştur çocuğa. Evet ve bunun üzerine de sadece birkaç yıl sonra salınmıştır. Askere gittiğinde orada da bir kıza cinsel istismarda bulunmuş, kız hamile kalınca bu sapkınla evlenmek zorunda kalmıştır. Aslında babanın işinden dolayı annesiyle Muharrem'in tanıştığında aile, Muharrem hemen Melike'nin ablasını beğenmiş ve annesi de bunu Fatma Hanım'a söylemiştir. Yalnız Fatma Hanım Muharrem'in annesine bu olacak iş mi? Senin oğlunda her tür suç var, hırsızlık var, cinayet var, cinsel istismar var, çocuklara dahi sapkınlık var. Benim kızım okuyacak, üniversitede okuyacak. Yani olacak iş mi bu diye sorar. Aile sonrasında bunu hatırlar ve intikam ihtimali üzerinde de durur maalesef, durmak zorunda kalır. Cinayet, cinsel istismar, pedofili ve ortalıkta dolaşabilen bir Muharrem. Birçok mücadele ve telefon incelemelerinden sonra Muharrem A, Cevat Y ve Oğuzhan M'nin Melike'yi bir barakada 56 gün tuttukları, cinsel istismarda bulundukları ortaya çıkacaktır. Melike'nin tişörtü, tokası ve saç telleri çıkar o barakadan. Evet, birebir hepsi orada kanıtlı bir şekilde duruyordur. Balçiçek Pamir'deyken aile Bekir Bey diye bir kişi programa katılır ve konuşmasına da selamun aleykümle başlar bu kişi. Cevat'ın evine gittiğinde Cevat'ın iç çamaşırlarıyla kapıyı açtığını ve Melike'yi orada gördüğünü, birlikte kahvaltı yaptıklarını söyler. Ve şöyle sormuştur Bekir B. o Cevat'a, Melike için bana da düşer mi diye sormuştur. Evet. O ise Muharrem'i ara, o bilir demiştir. O da bu fırsatı kaçırmamıştır ki çıktıktan sonra Muharrem'i aramıştır. Kızın kim olduğunu sormuş. O da telefonda konuşulacak konu değil demiştir kendisine. Muharrem'e de bana da düşer mi diye sormuş olacak ki bu iki çocuk babası şahıs. O da ben varsam bedava, ben yoksam 50 lira alırlar senden diye cevap vermiştir. Ay arkadaşlar, o anı düşünüyorum da yani kaç yaşında olursanız olun. Yani sapkın pislikler gelecekler. Siz de böyle bir mal gibi böyle pazarlanacaksınız.
ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemediğim gibi bu kişinin tabii ki bir taraftan bunları itiraf etmesine de seviniyorum. Bir de kendisini sonradan nasıl savunduğu bir görseniz videoda. İşte efendim iyi ki ay aldatmamışım. O an ben kızı 18 sandım. Yani özrü kabahatinden büyük bir sürü laflar ama her yol iğrençliğe çıkıyor. Ki bir de şu var. Yani ailenin kızlarını aradığı belli. Bu Bekir B yıllar sonra yapar bu itiraflarını. O arada aile Flash TV'dedir ama Flash TV onunla aslında iletişime geçmiştir. Buna rağmen aileye o zamanlar yerini söylememiştir Melike'nin, bilmediğini iddia eder. Ancak 7 yıl sonra farkına varmıştır Melike'nin arandığının. Evet. Melike'ye ilgi gösterdiği, kandırmaya çalıştığı dönemde ise evli ve bir kız babasıdır Muharrem. Flash TV'ye telefonla bağlanır Muharrem Efendi. Sunucunun elinde Melike ile yaptığı binlerce dakika telefon görüşmesinin dökümü olmasına karşın, bunu ona söylemelerine karşın o bu olayı çarpıtacak, hiç utanmadan Melike'nin annesine babasına suçlamalarda bulunacak, iftira atacak ve olayı başka bir yöne yönlendirmeye çalışacaktır. Hiç utanmadan. Gerçi çocuklara istismarda bulunan, pazarlayan kişilerden utanma, arlanma beklemek de bizim tuhaflığımız olsa gerek. 22 duruşma sonrasında dava karara bağlanır. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muharrem Aytekin'e cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 16 yıl 6 ay, Cevat Yıldız'a 3 yıl hapis cezası, Oğuzhan M. ve Bekir Efendi'ye ise hiçbir ceza verilmez. Onlar serbest kalırlar. Evet. Ve tüm bunlara rağmen, yıllardır süren araştırmalara rağmen, işte 22 duruşmaya rağmen Melike'nin nerede olduğu, kızın başına ne geldiği, öldü mü, ölmedi mi, yaşıyor mu, bunların hiçbirinin maalesef cevabı yoktur. Yani annenin de dediği gibi en azından yavrusunun yerini bilse, hani öldüyse de öldüğünü bilse, yıllarca bunca iddiayla baş etmek zorunda kalmak çok zor, çok zor, çok zor. Yani aileye sabır dilemek o kadar hafif kalır ki, o kadar hafif kalıyor ki. Anne Fatma Toyguncu da zaten benim için adalet yerini bulmuş değil. Verilen cezanın benim için hiçbir önemi de yok. Adalet yerini bulmadı. Benim yavrum yine yok. Delilleri karartıp yok eden bu zalimlere hak ettikleri cezanın verildiğine inanmıyorum. Hiçbir ceza benim içimdeki Melike'min acısını hafifletemez diye açıklama yapacaktır anne Fatma Toyguncu. Evet sevgili arkadaşlar, yani bu çok 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 karışık olayı ancak bu kadar toparlayabildim. Tüm iddiaları anlatmaya kalksam herhalde birkaç günlük video çekmemiz lazım. O kadar çok fazla iddia var, o kadar çok fazla yön var. Ama itiraflar var, kanıtlar var, buna rağmen serbest kalanlar var. Çok korkunç. Diyecek bir şey bulamıyorum daha. Allah hepimizi, çocukları, masumları, tüm canları böyle sapkın insanlardan korusun. Kadın erkek fark etmiyor. Sapkınlardan korusun. Ve hiçbiri de kendilerine zarar vermiyorlar. Hep başkalarına zarar veriyorlar maalesef. Keşke gidip kendilerini psikiyatriye falan kapattırsalar da dünya bir rahat nefes alsa bu sapkınlardan. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni, abonelik ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum, desteklerinizi. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın. Çevrenize iyi bakın, bakalım, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.